Değerli konuklar, Sosyal ve Ekonomik Konsey'in değerli üyeleri ve sevgili basın yayın mensupları. Sosyal ve Ekonomik Konsey'in 28. toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Ülkemizdeki sosyal ve ekonomik koşulların değerlendirmesiyle ileriye dönük plan ve program çalışmalarında katkı koymak ve danışmanlık yapmak üzere oluşturulan Sosyal ve Ekonomik Konsey çalışmalarının ülkemiz ve halkımız için faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Ülkemizin refah seviyesinin artırılması temel amacı çerçevesinde 2017-2019 yıllarında izlenecek makroekonomik politikalar ve hedeflerin hayata geçirilmesi, planlanan yapısal reformların yer aldığı orta vadeli program ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gelecek yıllardaki hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli atılımı gerçekleştirmek üzere tasarlanmış bir toplantı. Tabii ki bugün Sosyal ve Ekonomik Konsey toplantısında orta vadeli program taslağına dönük bakış açılarını alıp tartışmak, geliştirmek ve bununla ilgili düşünce ve fikir üretmek çok önemli bir çabayı da gerektirmektedir. Bu vesileyle Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı tarafından 3 yıllık formatta hazırlanan ve 2017-19 dönemini kapsayan orta vadeli program taslağının hazırlanması ve Sosyal Ekonomik Konsey toplantısının organizesi için başta Devlet Planlama Örgütü Müsteşarımızı ve uzmanlarını tebrik ediyorum. Orta vadeli programın da ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buradan tabii hükümetimiz ana hedefleri çerçevesinde göreve geldiği günden bu yana yoğun bir çalışma temposu içerisine girmiştir. Ekonomik ve sosyal sorunların çözümlenmesi, sürdürülebilir bir ekonomik yapının oluşturulması, istikrarlı bir büyüme trendinin yakalanması ve artırılacak olan refahın toplumun tüm kesimleri arasında adil bir biçimde bölüşülmesi her zaman temel bir amaç olarak benimsenmiştir. Ekonomiyi kayıt altına almak ve tüm sektörlerin önünü açabilecek tedbirleri hayata geçirme çabası içerisindeyiz. Ülke ekonomisinin bütünsel olarak gelişmesini sağlayacak tedbirler alınmakta ve bunun yanında gerekli mevzuat düzenleme uygulamaları da devam etmektedir. Bu düzenlemeleri gerçekleştirirken ülke gerçekleri göz ardı edilmeden dünya ile bütünleşme ve uluslararası standartlara uyum esas alınmaktadır. Ekonomide büyüme kaydedilmesi, enflasyon oranının gerilemesi, cari işlemler dengesinde olumlu gelişmeler ve kamu maliyesindeki olumlu gelişmeler biraz önce hem Sayın Ekonomi Bakanımızın hem de Devlet Planlama Örgütü Müsteşarımızın vermiş olduğu rakamlardan da dinlemişsinizdir, ekonomik dengelere de yansımaktadır. Ancak büyüme trendinin istikrarlı ve sürdürülebilir olması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin dış kaynak bağımlılığının mümkün olan en alt seviyelere indirilmesi için de çalışmalarımız sürmektedir. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öncü lokomotif alt sektörler olarak kabul edilen turizm ve yüksek öğretim alt sektörleri son yıllarda önemli gelişmeler göstermiş ve cari işlemler açığının azalmasına ve ekonomik büyümeye büyük bir katkı sağlamıştır. Gerek konaklayan turist sayısının artması, gerekse üniversitelerimizle birlikte öğrenci sayısında önemli oranlarda artış olması buradaki gelişmeleri de açıkça ortaya koymaktadır. Bu çerçevede ülke ekonomisinin önemli dinamiklerini oluşturan bu alanlardaki gelişme trendlerini doğru okuyarak dikkatli bir şekilde örgütlenmeli ve koordine olmalı. Bu alanlarda ileriye gidebilmek için altyapıyı, çevreyi ve insan kaynaklarımızın istihdamını da dikkate alan bir planlama içerisinde olmamız gerektiği de açık. Bu anlamda üniversite ve turizm için çağdaş rekabet edebilen, kalite, teknoloji ve verimliliği dikkate alan bir yapıyı da
çok önemsemekteyiz bu anlamda ve desteklemekteyiz de. Bilgi birikimimiz, insan kaynağımız ve tesislerimiz çok önemli gerçekler ve değerler bu açıdan. Ancak tabii ki bunlarla yetinmemeli ve kendimizi yenilemeye ve geliştirmeye de bu anlamda devam etmeliyiz. Ayrıca bu alanlar gelişirken mutlaka ihtiyaçları karşılayacak diğer tamamlayıcıları da, özellikle esnaf, meslek sahiplerini bir bütünlük içerisinde ve sektör dinamiği içerisinde organize etmek de büyük bir önem taşımaktadır. Bir yandan izolasyonla uğraşırken, öbür yandan ülke ekonomisinde ve sosyal yaşantımızda ekonomik aklı önde tutan yeni politikalar geliştirmek durumundayız, zorundayız. Bunun için de çalışmaktayız. Yalnız burada tabii ki ekonomik küresel gelişmeler de göz ardı edilmemelidir. Küresel ekonomide Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, bazı Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomilerinde gözlenen nispi iyileşmeye karşın birçok Avrupa Birliği ülkesinde ve gelişmekte olan diğer birçok başka ülkede yaşanan ekonomik istikrarsızlıklar ve dalgalanmalar halen ciddi şekilde devam etmektedir. Bu da ekonomik gelişmeleri değerlendirirken mutlaka göz ardı edilmemesi gereken önemli bir durum. Ayrıca buna ilave olarak Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada artan jeopolitik ve ekonomik riskler ciddi bir belirsizliğe sebep olmakta ve ekonomik aktiviteyi ciddi şekilde yavaşlatmaktadır. Bu topraklarda, bizim bulunduğumuz topraklarda tabii ki önemli olan Kıbrıs Türk halkının varlığının devam etmesi ve gelişebilmesi için bu zor görevi hep birlikte yüklenmek ve ileriye doğru götürme başarısını göstermek. Burada en önemli bizim hedefimiz bu. Çeşitli farklılıklara rağmen iktidar, muhalefet, sivil toplum örgütleri, sendikalar, işçi işveren kuruluşları olarak bir arada bulunabilmeyi ve bununla ilgili olarak toplumsal faydalarda buluşabilmeyi başarmamız gerekiyor. Bu anlamda ben rakamlara girmeden ve çalışmalarınızın uzun da olduğu ve gün boyu devam edeceğini de burada görüyorum. Dolayısıyla sözlerime son verirken son olarak vurgulamak istediğim öncelikle orta vadeli programı hazırlayan devlet planlama örgütünü tekrardan tebrik ediyorum. Hükümet programında yer verdiğimiz üzere devlet planlama örgütünün ihtiyacı olan personel ve ekipmanı en kısa sürede tedarik ederek depoyunun daha da güçlendirilmesini sağlayacağımızı belirtmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ileriye taşıyabilmek için mutlaka 2017-2019 orta vadeli programı çerçevesinde yer alan sayısal hedefler, uygulamamıza yön verecek temel ilke ve politikalar, konsey çalışmaları kapsamında sizlerin de önerilerinizi almak üzere görüş ve değerlendirmelerinize sunulmuş bulunmaktadır. Çalışmalarınızın bu anlamda verilme olmasını diler, yeni öneriler üretilmesini temenni eder, yapacağınız olumlu katkılar için şimdiden hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Başbakan Sayın Hüseyin Özgür Gün'e de konuşmaları için teşekkür ediyorum. Sosyal ve Ekonomik Konsey toplantısının birinci oturumu burada tamamlanmıştır. Toplantıya 15 dakika ara verilecektir. Aranın ardından toplantı ikinci oturumla devam edecektir. Teşekkür ediyorum.